Hemen Öğrenelim kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar sizlere bu videoda bildiğiniz üzere bu yıl ehliyetler artık yenilenmesi gerekiyor. Eğer yenilemezseniz bunun ceza yaptırımı var. Hatta ehliyetinizi kaybetme riski bile var. Bu yüzden arkadaşlar ehliyetinizi bu yıl 31 Aralık 2022 tarihine kadar yenilemeniz gerekmekte. Bunun için neler yapacaksınız? Bunlarla ilgili kısa bir video paylaşacağım. Öncelikle arkadaşlar sizin E-Devlet'e girip kişisel sağlık bilgi formu yazıp buradaki ilk çıkan seçeneğe tıklamanız gerekmektedir. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra arkadaşlar ben daha önce başvurmuştum. Şurada sağ üstte yeni başvuru seçeneği var. Oraya başvurduktan, oraya tıkladıktan sonra arkadaşlar adınıza ait kişisel bilgileriniz, verileriniz çıkacak. Bu verilerden sonra arkadaşlar buradaki kısımları doldurmanız gerekmektedir. Buradaki kısımları doldurduktan sonra arkadaşlar tek tek ilerlemeniz lazım. Ben sizin için şöyle kısaca hemen doldurayım. Daha önce doldurduğum için bilgiler otomatik çıktı. Bu da videonun kısa olmasında fayda sağlayacak. Bu bilgileri doldurduktan sonra arkadaşlar devam et seçeneğini tıklayacaksınız. Daha sonra size birçok arkadaşlar hastalığı olabilecek hastalıklarınızla ilgili ya da alerjilerinizle ilgili bilgiler soracak. Bu bilgileri de doldurduktan sonra arkadaşlar şöyle bakayım bir. Ya burada çok fazla seçenek var sizlerin de gördüğünüz gibi. İşte başvuru sahibinin sağlık durum bilgileri, duyu organları bilgileri, işte solunum sistemiyle alakalı herhangi bir sıkıntınız var mı yok mu? Ya bir sürü sağlığınızla ilgili herhangi bir sıkıntınız olup olmadığına dair evet hayır şeklinde sorular soruyorlar. Bunların hepsini cevapladıktan sonra arkadaşlar en sonunda onay seçeneğini tıklayıp kişisel sağlık bilgi formunu tamamlamanız gerekmektedir. Daha sonra arkadaşlar ne yapmanız gerekiyor? Hemen onu söylüyorum. Öncelikle bir özel hastaneye gideceksiniz ya da Kızılay'a ya da aile hekimine gidip ehliyet alabilir, araç kullanabilir sağlık raporu almanız gerekmektedir. O sağlık raporuyla birlikte yine E-Devlet üzerinden arkadaşlar ehliyet yazacaksınız. Sürücü belgesi başvuru randevusu seçeneğinde tıklayacaksınız. Bu seçeneği tıkladıktan sonra arkadaşlar buradan yeni randevu seçeneğini tıklamanız gerekmektedir. Tıklıyorum ben şu anda. Biraz yavaş sistem maalesef. Tıkladıktan sonra arkadaşlar yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum seçeneğini tıklayıp devam et seçeneğine basmanız gerekmektedir. Daha sonra arkadaşlar açılan sayfada randevu yeri hangi ildeyseniz onu seçeceksiniz. Daha sonra size en yakın burada otomatik seçti arkadaşlar. Şu an sadece müsait olan yer Beykoz İlçe Nüfus Müdürlüğü'ymüş arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz bizim millet olarak ne yazık ki her şeyimizi en son güne bıraktığımız için randevüler ve nüfus müdürlükleri şu an tıklım tıklım gerek pasaport için gerek ehliyet için gerçekten çok yoğun. Bu yüzden siz burayı sık sık takip edip buradan randevu oluşturmanız gerekmektedir. Buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar devam et seçeneğine tıklayacaksınız. Daha sonra açılan pencerede de göreceğiz. Kendiniz için, babanız için, anneniz için ve ya da bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler varsa bu kısımda aşağıda listede çıkacaktır. Buradan randevu almak istediğiniz kişileri seçmeniz gerekmektedir. Daha sonra arkadaşlar tekrardan baktığımızda ili seçtik. En yakın randevu maalesef arkadaşlar en yakın randevu günü vermiyor. Çünkü bütün randevular dolu. Burayı sık sık kontrol ederek randevunuzu aldıktan sonra arkadaşlar internet vergi dairesinden ya da vergi binalarından ya da en kolayını söylüyorum ATM'lerden 15 liralık sürücü ehliyet yenileme belgesi ücretini ödeyip randevunuzu aldığınız güne sadece kimliğiniz ve eski ehliyetinizle gittiğinizde ehliyet yenileme işlemleriniz başlatılacaktır arkadaşlar. İşlemler bu kadar basit.
Dediğim gibi şu anda sistemler çok yoğun olduğu için yeni ehliyetinizi ortalama 20 iş günü içinde yolluyorlar. Yine bu noktada söylemem gerekirse pasaportu da nüfus dairelerinden aldığımız için pasaport da ne yazık ki bir ay sonra size teslim edilmiş oluyor. İşlemler bu kadar basit arkadaşlar. Umarım videomuz sizler için faydalı olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.